içinde bulundurarak umarız bu maçtan da herhangi bir kaza yaşamayacak ve milli takımı sahnesine 2 puan yazdıracak. Bir başka önemli not, Okan Halay önderliğinde ilk resmi maçına çıkıyor A Milli erkek handbol takımımız. Çünkü öncesinde bir kan değişikliği yaşandı. Malumunuz federasyon başkanlığı seçimi de yapıldı ve yeni başkanla beraber de yeni kadrolar ilk sınavlarını vermeye başlıyorlar. Milli takımımız şimdi sahadaki yerini alıyor. A Milli erkek handbol takımımızda 16 kişilik kadroda birazdan yine listeli bir şekilde paylaşacağız. Alkışlarla, kırmızı arka formayla izleyeceğimiz A Milli erkek handbol takımımız seremonide ve Kastamonu'da ilk milli mesaide gerçekten güzel bir ambiyans oluşturuldu. Umarız bu ambiyansla beraber bir galibiyet haberi paylaşacağız sizlerle sayın seyirciler. Geçtiğimiz bu iki mücadelede açılışı Eskişehir'de yapmıştık. 25-23'lük skorla Kosova'yı mağlup ederek hanemize 2 puan yazdırmıştık. Sonrasında Yunanistan deplasmanında 24-20'lik skorla elimiz boş ayrıldık. Maalesef ikinci maçımızda bir mağlubiyet yaşadık. Bu arada maçın hakemleri görüntüye yansıyor. Litvanya'dan Tomas Barisas ve Povilas Petrusis ikilisi maçın hakemleri. Bir diğer yanda gözlemci de tanıdık bir isim Azerbaycan'dan İskender Askara olacak. Ve şimdi teknik direktör Okan Halay ile beraber yardımcısı Aydın Aydın'la görüntüye yansıdı. Onlar da önemli bir sınav verecekler. Belçika milli takımının oyuncularını yine paylaşalım. Öncelikle milli takımımızın kadrosu 16 kişilik kadroda. Alperen Pektaş, Genco İlanç, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepek, Görkem Biçer, Şenol Boyar, Ali İbrahim Öztürk, Yakup Yaşar Simsar, Yunus Özmusul, Cemal Küçahya, Can Çelebi, Samet Kamberoğlu, Özgür Sarak, Ozan Erdoğan, Atilla Zaman ve Alperen Arabacı olacak 16 kişilik kadromuzda. 13 kişilik kadroyla geldi Belçika buraya. Bunu da hatırlatalım. Tabii maç öncesinde de basına yansıyan haberlerde Covid-19 dolayısıyla önemli isimlerini buraya getiremedi Belçika takımı. Ve şimdi 13 kişilik kadrosu görüntüye yansıyor. Bizler de paylaşmış olalım. Kalede Arthur Van Hol ve Cameron Siro ikilisi olacak. Nick Brown, Rob Eren, Yeron Debülü, Yoris Gille, Nemanja Kostić, Louis Delpier, Louis Marshall, Tom Robbins, Pierre Briggs, Kober Terras ve Rafael Köters ikili 16-13 üstü şimdi kadrodaki isimler Belçika'da. Hakem ikilisi görüntüye yansıdı. Tomas Barisas ve Povilas Petrosis maçın Litvanyalı hakemleri ve Belçika kadrosunu oluşturan yeni Mesilla da önemli bir isim, eski bir Fransız handbolcu. Hatırlayacaksınız belki Eskişehir'de de biz bu takımı 2019 yılında eli boş ayrılmış ve eli boş göndermiştik. Güzel bir organizasyon ve güzel iki mücadeleyle Estonya ve Belçika'yı mağlup etmiştik. Şimdi Okan Halay'la yeni bir sayfa açılıyor ve ilk resmi mücadelesinde Okan Halay galibiyet hedefliyor. Tabii bizler de bunu aktarmayı umuyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Romanya'da iki hazırlık mücadelesi ortaya koydu milliler. 24-26 ve 25-35'lik skorlarla. Herhangi bir önemi yok tabii bu skorların ama ilk maçlarına çıkmış oldular Okan Halay yönetiminde. İlk olarak Belçika Ulusal Marşı. Belçika Milli Marşı. Marşı ve şimdi de İstiklal Marşımız.
and the national anthem of Turkey. Spor salonunda İstiklal Marşımız çınladı ve 2700 kişilik bu tribünlerden daha fazla, daha yüksek bir ses uğuldadı, bunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Tribünler tıklım tıklım dolu, ayrıca ayakta da birçok handball sever görüyorum. Milli takımımızı yalnız bırakmayan Kastamonulara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir ambiyans ve sonuç olarak bunun sonu umarız güzel bir galibiyet olacak. Ve şimdi milli takımımız tribünleri, handball severleri ellerindeki toplarla bir şekilde onlar da tebrik ediyorlar. Tribünlere handball topu gönderiyorlar. Milli takımımız hazır. Umarız Yunanistan karşısında aldığımız bu puan kaybını bir şekilde telafi edeceğiz. Belçikalı teknik direktör görüntüye yansıdı. Yerime Silla geçtiğimiz sezon itibariyle takımın başına geldi. Fransız teknik hoca. Bu mücadele öncesinde tabii paylaşalım. Buradan bir beraberlik çıkartırsak çok mutlu olacağım ifadesini kullandı. Çünkü buraya çok önemli eksiklerle geldi. Önemli oyuncularını kadroya dahil edemeden Belçika'da bıraktı. 13 kişilik derinlemesine olmayan bir kadroyla buradalar. Daha genç, nispeten daha genç diyebileceğimiz kadroyla. Ve sonuç olarak Okan Halay'ın da, yani yeni teknik ekibin de varlığından haberdar. Ve onların da bu mücadeleye ne kadar iyi hazırlandığını biliyoruz ifadesini kullandı. Yerime Silla. Okan Halay bundan sonraki kalan 4 mücadelede galibiyet alacağız ifadesini kullandı. Tabii kalan 4 mücadele diyoruz. 8 Ocak'ta bir Belçika mücadelesi daha olacak deplasmanda. 12 Ocak'ta Kosova deplasmanı. Ayrıca 16 Ocak'ta son maçı Yunanistan'la yapacağız. İçeride Aksaray'da yapılacak bu mücadele çok önemli. Çünkü revanşı almak ve bu grubu ilk 2'de en kötü ihtimalle ilk 3'te bitirmek için şansımızı sürdürmek adına çok önemli sınavlar vereceğiz. 17 gün içerisinde 6 müsabakaya çıkacak A milli erkek handbol takımımız. Bir diğer yanda 2024 Avrupa Şampiyonası Playout eşleşmesinde 19 Ocak'ta Kıbrıs Rum kesimiyle oynayacağız. Ve 22 Ocak'ta da bu maçın revanşı olacak ve çok kritik bir sürece girdi A milli erkek handbol takımımız. Bakalım bu 6 mücadelede istediğimiz sonuçları alabilecek miyiz? Başarılar diliyoruz tekrar tekrar milli takımımıza. Umarız bu ambiyans galibiyeti yine hak ediyor ve bizler de TRT Spor Yıldız'da bu galibiyet haberini paylaşmayı umuyoruz sizlerle sayın seyirciler. İlk düdük geldi. Mücadeleye A milli erkek handbol takımımız başladı. Başarılar diliyoruz tekrar tekrar millilerimize. Kırmızı formayla sahadayız. Sarı siyah formayla Belçika savunmada. İlk hücum bizim. Umarız her attıkları şut kaleyi bulacak ve golle sonuçlanacak. Görkem Biçer sağ kanatta. Cemal Kütahya sağ oyun kurucu noktasında. Ortada bugün Şenol Boyar'la başladık. O da çok deneyimli bir isim. Sol oyun kurucu mevkinde Yakup Yaşar. Şimdi Alperen Pektaş kanattan ilerledi. Uğur Erceylan pivottan yine koşu yaptı. Çapraz geçişlerle başlıyoruz ilk hücumumuza. Şimdi çaprazda Şenol bıraktı. Cemal ve gol. Cemal Kütahya. İlk golü buluyoruz Cemal'le. Ve öne geçiyoruz ilk hücumda. Golü tekrarı görüntüde. Şenol Boyar bıraktı. Cemal Kütahya yükseldi ve golü attı. Kalede Belçika Arthur van Holm ile başladı. Bunun dışında altılı hücumda merkezde ilk olarak Jeroen de Bully. Sağ oyun kurucu noktasında Rafael Köters. Şimdi Kostić bir koşu yaptı. Bıraktı Köters. Robbins merkezde tekrar de Bully.
Robinson atış topu ağları gitti. Durum 1-1. İlk golü buluyor. Deneyimli ismi Tom Robbins ile Derçika. Durum 1-1. Can Çelebi. Kemal Kütahya. Şimdi Can yine merkezde. Bıraktı. Yakup Yaşar çaprazda. Pası Alperen. Alperen çevirdi ve gol attı. Çok zor pozisyonda. Çok güzel bir gol attı Alperen Pektaş. Açıyı tam düzeltememişti. Birazdan görüntüye yansıyacak. İşte burada Yakup Yaşar zor pozisyonda Alperen'e bıraktı. Alperen yine açıyı düzeltmeye çalışırken çevirmeyi başardı ve golü attı. Durum 2-1. Yeniden öne geçiyoruz. Alperen Pektaş'ın bu golüyle 2 dakikayı geride bırakıyoruz. 2 gol bulduk şu ana kadar. Kalemizde 1 gol gördük. Yine Belçika açıyor mu? De Bully. Köters. Kostić koşu yaptı. Robbins tekrar merkezde. De Bully yerde. Faul. İlk kart çıkacak. Maçın ilk kartı Cemal Kütahya'ya. Maçtaki ilk kart Cemal Kütahya gördü. Robbins hareketlendirdi oyunu tekrar. Bu arada yine oyun durdu. Tabii faul düdüğünün duyulması çok zor. Bu ambiyansta bu taraftar topluluğunun çıkarttığı sesle beraber biz de duyamadık. Hakem de mümkün olduğu kadar aktarmaya çalışıyor. Pasif yarısı geldi bu arada. Köters zorladı. Yine bir faul. Uğur Ercelen. Pasif uyarısı ve 6 pastan daha az bir hakkı var. Belçika'nın atışı ama Yunus Özmusul ilk kurtarışı yaptı. Bu arada Yunus Özmusul'dan dönen topu Can Çelebi kaldırdı. Hızlıcım şansı yakaladık. Can Çelebi merkezde. Can De Bully faul. Belçikalı oyunculardan geldi neyse ki hücum faul bekliyordu. De Bully. İzliyoruz. Can Çelebi faule maruz kaldı neyse ki. Şimdi Şenol Boyar oyuna giren isim. Can Çelebi daha çok savunmada yer alacak bugün çünkü sakatlar arasında o da yer buluyor. Omzundaki, atış kolundaki o yaşadığı sakatlık dolayısıyla sadece savunmada süre alacak gibi görünüyor. Şenol bıraktı. Cemal onun da pası. Yakup Yaşar çaprazda atış toparlarda. Yakup da yine çevirmeyi başardı. Zor pozisyonda goller buluyoruz. Neyse ki golleri yine hanemize yazdırıyoruz. Robbins. Köters. Köters pası. Bir faul var. Kostić'e gelmeden bir faul düdüğü geldi. Hücum yine Belçika'nın olacak. Farkı ikiye çıkarmayı başardık. 5. dakikaya girdik. Durum 3-1. De Bully. Robbins tekrar De Bully. Çok deneyimli isimler. Kostić, De Bully ve Robbins üçlüsü. Bunların dışındaki isimler daha çok genç isimler Belçika'da. Ve önceki maçlara baktığımızda birbirlerini sadece liglerden tanıyan isimler diyebiliriz. Pasif uyarısı yine geldi Belçika hata için. Robbins. Kostić dışarı geldi. Kostić atış gösterdi ve top dışarıda. Yunus'un uzun topu. Alperen için çok yüksek ama Alperen yetişmeyi başardı. Sakatlığı bile göze alarak bu atışı yaptı ama top yanağlarda kaldı. İnşallah gittiği bir şey yoktu Alperen'in. Çünkü çok büyük bir risk kaldı az önceki pozisyonda. De Bully. Köters tekrar sete döndüler. Briggs kanatta ilk kez topla buluştu. Kanatları şu ana kadar hiç kullanmadı diyebiliriz Belçika için. Robbins. De Bully. Yine De Bully atışı ama dışarıda. Daha doğrusu Yunus Özmusul topu kavramayı başardı. Yine bir atak yakaladı hızlı hücumla. Can Çelebi. Ağırcılığı geldi. Faul yapan Rafael Köters. Durum 3-1. Can Çelebi yine kenarda savunmanın dışında çok fazla süre almayacağını ifade etmiştik bugünkü mücadelede. Tabii sakatlarımız var. Doruk Pehlivan onlardan biri. Aynı zamanda Baran Nalbantoğlu daha yeni sakatlıktan çıktığı için bu kadroda yer almayan isimlerden. Yakup Yaşar şimdi topla buluştu, bıraktı. Cemal boşluğu buldu ve gol attı. Cemal Kütahya ikinci golünü atıyor. Farkı 3'e çıkartıyor milli takımımız. De Bully. Bu arada 2 dakika cezası mı gelecek? Evet maalesef.
Can Çelebi 2 dakika cezası aldı. Maçın ilk 2 dakika cezası. Takımımız eksik oynayacak. Eksik bir savunma yapacağız. Debuli aslında bu cezayı aldırdı diyebiliriz bir yandan. 5 kişilik savunma. Uğultular sizlere kadar ulaşıyor. Robbins, Debuli. Tekrar Robbins. Pası aktardı Kostić'e. Yakup Yaşar müdahalesi. Bir kart çıkacak. Yakup Yaşar simser sarı kart görüyor. Maçtaki ikinci sarı kart yine millilerimize çıktı. Eksik oynuyoruz. Eksik savunma. Durum 4-1. Üstünlüğümüz devam ediyor. Robbins pası. Kostić şimdi boşluğu buldu ve gol attı. Eksik oynadığımız bu dakikalarda savunma müdahalesi gelmedi tabii. Kostić üst üste ikinci kez bu fırsatı yakaladı ve bu kez golle sonuçlandırmayı başardı. Durum 4-2. Farkı 2'ye indiriyor Belçika. Kaleyi boşalttı milli takımımız. Hücumu zenginleştirmek adına. Şenol Boyar. Alperen. Görkem Biçer bıraktı. Şenol Boyar tekrar. Biraz da zamanı oynamamız gerekiyor bu 2 dakika cezasının dolması adına. Top kaybı. Neyse ki Yakup Yaşar'da kaldı. Pasif uyarısı var. Şenol Boyar ve hatalı yürüme kararı. Hücum el değiştirdi. 2 dakika cezası. Orada bir itiraz mı? Hayır. Şenol Boyar o cezayı aldıktan sonra ayağıyla topa müdahale etti ve uzaklaştırdığı için maalesef 2 dakika cezası aldı. Yani 2 kişi eksik oynayacağız. 4 kişilik savunma yapacağız bu anlarda. Çok talihsiz bir durum. Maçın hakemleri Litvanya'dan. Bu arada atış ama direkten döndü neyse ki. Sonrasında dönen top bize kaldı. Şans anı bizim için. İzliyoruz. İlk kez kanatlar yükseldi. Nick Brown ama direğe geçemediler. Ve elleri boş ayrılıyorlar. 2 kişi eksik oynamamıza rağmen. Bu arada Ozan Erdoğan oyuna girdi. Şenol Boyan'ın 2 dakika cezası dolayısıyla merkezde oyun kurucu ve kaleyi boşaltıyoruz. Yeniden risk alıyoruz bu dakikalarda. Durum 4-2. Fark 2 sayı. Biraz zaman oynasak ve bu 2 dakika cezalarını hemen çıkarsak çok güzel olacak. Cemal bıraktı. Yakup Yaşar. Ozan Erdoğan. Ozan Erdoğan. Bir faul düdüğü var. Debuli yine bir hücum faul bekledi. Neyse ki hakemler oralı olmadı. Yine işaret ve hücumumuz topun değiştirilmesi için Cemal Küçay'a bir uyarıda bulundu. Hakem Thomas Barıras. O da topun hemen değiştirilmesi için hareketlendi. Tabii VAR dolayısıyla bu kalıntılar topun deforme olmasını ve sonrasında kullanılması konusunda zorluklar yaşatıyor oyunculara. Daha temiz bir top geldi ve şimdi oyun hareketlendi. Pasif uyarısı hemen geldi bu arada. Kemal Kütahya yükseldi pası. Yakup Yaşar yükseldi atış ama kaleci kurtarışı yapıyor. Arthur Panhoff. Eksik oynuyoruz. Eksik savunma devam ediyor. Robbins'in pası. Görkem Biçer araya girdi. Pas arası yapıyoruz. Görkem Biçer müthiş bir müdahale yaptı. Aslında neredeyse sezdi diyelim Brown'a gelen topu ve adeta orada hatayı yapan Tom Robbins Görkem'e pas verdi. Kaleyi yine boşalttık. Hücumu daha zengin yapmak için risk alıyoruz. 2 dakika cezası devam ediyor Şenol Boyar'ın. Ozan Erdoğan, Cemal yine çapraz geçişler. Yakup Yaşar atış topağlarda. Yakup Yaşar simser az önce yapamadığını şimdi yaptı. Farkı tekrar 3'e çıkardı milli takımımız. Durum 5-2. Robbins, Debuli. Debuli yerde. Uğur Erceylan'ın müdahalesi faul. Farklı bir ceza bekledi Debuli. Ve mola geliyor. Mola alan Silla oldu. Yerime Silla. Fransız teknik adam Belçika'nın baş antrenörü ilk mola hakkını kullanıyor. Şu ana kadar geçen 10 dakikaya yakın bölümde 5-2'lik üstünlüğümüz var. Oyun olarak da skor olarak da üstünlüğümüzü koruyoruz. İkişer golü imza attı Yakup Yaşar, Simser ve Cemal Küçahya. Bunun dışında Alperen Pektaş'ın da bir golü var.
Onlar gol bulmakta zorlanıyorlar bu kesin. Kostić ve Robertsin golleri dışında herhangi bir sayı gelmedi Belçika hanesine. Neyse ki şu ana kadar hem kadro kalitesi hem de hücum anlamında gösterdiğiniz performans Belçika'ya üstünlüğümüzü hissettiriyor. Biraz da savunmayı daha nispeten iyi yapabilsek ki bunun 2 dakika cezaları dolayısıyla tam verimli kullanamadığımızı söyleyebiliriz. 2 kez eksik oynadı milli takımımız. Ve şu ana kadar bunu da neyse ki Belçikalılar iyi değerlendiremedi. Bir avantaja çeviremediler. Belirli bir oranda. Önemli anlar görüntüye yansıyor. Yakup Yaşar Simser az önce son golü atan isim ve farkı tekrar 3'e çıkarmıştı. Yakup Yaşar Simser bir önceki pozisyonda da kaleciye takılmıştı. Burada daha iyi bir organizasyon, daha iyi bir çapraz geçiş ve fırsatı iyi değerlendirdi. Sonrasında farkı da 3'e çıkarmayı başardı Yakup Yaşar Simser. Mola sonrası hücum Belçika'nın. 6 kişilik savunma yapıyoruz. Neyse ki 2 dakika cezası son buldu Şenol Boyar'ın. Robbins, De Bruyne şimdi merkezde. Kostić koşu yaptı. Köters tekrar Robbins merkeze ulaştı. Kanattan destek geldi. Kostić boş kaldı ve gol attı. Belçikalılar organize geldi. Mola sonrası ve atakları golle sonuçlandı. Kostić 2'de 2 yapıyor şu ana kadar. Fark tekrar 2'ye indi. Durum 5-3. Can Çelebi yerini tekrar Şenol Boyar'a bıraktı. Hücumda Şenol Boyar, savunmada Can Çelebi oynayacak. İkisi de Spor Toto'nun oyuncuları. Yakup Yaşar, Şenol Boyar, Cemal Kütahya'yla paslaştı. Uğur Erceylan koşu yaptı pivottan. Tekrar şimdi Cemal çaprazda pası. Şenol için çok zor top ve top kaybı. Neyse ki orada Kostić'in müdahalesi alan içindeydi ve hücum yine bizim oldu. Kostić alan dediğimiz o 6 metre yayında bir müdahalede bulundu topa ve hücum yine bize geldi. Bu arada Şenol boşluğu buldu ve gol attı. Şenol Boyar çok deneyimli bir isim. Spor Toto kariyeri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye. Bu arada Kostić 2 dakika cezası aldı. Biz bu golün tekrarını izlerken Belçika eksik oynayacak. Şenol Boyar'a yaptığı müdahale anladığım kadarıyla o gol esnasında 2 dakika cezası almasına sebep oldu. İlk kez eksik oynayacak Nemanja Kostić için bu 2 dakika cezası dolayısıyla Belçika. Fark 3'e çıkardık. Kaleyi boşalttı Belçika bu arada. Onlar da risk alıyorlar. Pivotta da pivot menşeli olmayan Joris Cilde yer aldı. Bu arada yerde kaldı Köters. Faul. Bugünkü mücadelede Belçika'da sadece pivot menşeli Nemanja Kostić yer alıyor. İkinci bir pivotları bulunmuyor. Joris Cilde sol oyun kurucu noktasında şimdilik pivotta şimdi topla buluşan isim. De Bruyne, Robbins. Cemal'in müdahalesi var. Alperen şimdi önde. Bu arada pasif yarısı devam ediyor. Oyun durdu. Bir oyuncu değişikliği problemi var. Daha doğru bir ifadeyle oyuncu değişikliği yaşanırken anladığım kadarıyla bir kargaşa oldu. Ve orada hakem ikilisi de şimdi diyalog halinde. Thomas Barisas ve Povilas Petrusis, Litvanyalı maçın hakemleri masaya geldi. Masada da İskandar Askarov var, maçın gözlemcisi. Bakalım ne karar çıkacak. Hücum Belçika'nın. Hayır. Oyuncu değişikliği sırasında yaşanan kargaşa mı yoksa pasif yarısından sonra oyun durdu ve hücum bizim oldu. Anladığım kadarıyla pasif yarısı sonrasında pas hakkı kalmayınca Belçikalılar hücumu bize bıraktılar. 5 kişilik savunma. Şenol Boyar, Yakup Yaşar, Cemal sağ kanatta. Görkem ama çevirmesi fazla kaçtı. O kadar teknik bir atış yaptı ki kalecinin solundan normal şartlarda ters eliyle güzel bir çevirme yaptı ama çok aşırı geldiği için bu çevirme top uzak direkte dışarı gitti. Evet, şimdi 3 sayılık, 3 gollük avantajımız devam ediyor. Ama
2 dakika cezası da son bulmak üzere bu arada Belçika'da Kostec'in. Debile. Pası Kökers ama kale boş bu arada Yunus. Yunus kaleden kaleye gönderdi ve gol attı. Yunus Özmusul farkı 4'e çıkartıyor. Milli takımımız durumu 7-3 yapıyor. Az önceki risk işte burada. Topu alır almaz Yunus Özmusul kaleyi buldu ve farkı 4'e çıkarmayı başardı milli takım. Durum 7-3. Yunus Özmusul görüntüde. Spor Toto'da top koşturuyor. Spor Toto kalesini koruyor bu sezon ama daha öncesinde yine Macaristan ve Yunanistan'da, daha da öncesinde Almanya'da görev almıştı. Bu arada şanssızlık, Alperen Pektaş elinden kaçırdı. Yine Belçika atak tazeleyecek. Kökters hatalı yürüme yaptı. Hücum bizim. Can Çelebi gidiyor. Bıraktı. Görkem elinden kaçırdı. O da şanssızlık yaşıyor. Acele ettik. Farkı 5'e çıkarma şansını değerlendiremedik. Üst üste basit hatalar yapıyoruz. Aslında tabii bu Belçika takımının direnciyle de doğru orantılı. Çok üst seviyede bir mücadele, çok üst seviyede bir direnç ortaya koyamadı Belçika kadrosu. Aslında maçın başında da ifade etmiştik. Sıkıntılarla geldi Belçikalılar. Buraya salgın dolayısıyla önemli isimlerinden büyük bir kısmını getiremedi. Robbins. Debile. Seras Robbins. Seras tekrar. Robbins pası piyarısı geldi. Çapraz geçiş yapıyor. Belçika atış Debile'den ama kaleci Yunus yine gole izin vermiyor. Yunus Görkem'e koşu yaptı. Gördüm dedi ama yetişemediğini ifade ederek özür diledi. Üçlük üstünlüğümüz var. Fark 4 sayı. Ve maçın dörtte birlik bölümü geride kalmak üzere. Özgür Sarak oyunda bu arada sağ çaprazda. İlk kez süre alıyor bu mücadelede Özgür Sarak'ta. Şimdi topla buluştu. Bıraktı Şenol Boyar. Atilla pivottaki isim. O da Uğur Erceylan'ın yerine oyuna girdi. Yine çapraz geçişi devam ettiriyor milli takımımız. Yakup Yaşar çaprazda. Bıraktı Görkem Biçer. Onun da pası Özgür. Alperen açıyı düzeltti, atışı yaptı ve gol attı. Güzel bir organizasyon Alperen Pektaş. Bomboş kaldı burada. Alperen açıtmayı yaptı ve gol attı. 8-3 fark 5'e çıktı. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalarak önemli bir avantaj yakalıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir üstünlük kuramadı Belçika. Skor anlamında da Debile bu arada oyun durdu. Özgür Sarak yine Debile'nin pozisyonunda 2 dakika cezası alıyor. Debile hakemlere daha çok oynayan ve bu tepkileriyle cezaları lehine aldıran bir isim. Eksik oynayacağız bu dakikalarda Özgür Sarak'ın 2 dakika cezası dolayısıyla. Debile. Robbins. Robbins iyi kat etti ve gol attı. Aslında orada Uğur Erceli'nin bir teması oldu ama Robbins yine önüne almayı başardı ve gol atıyor. Burada bomboş pozisyon yakaladı ve gol atıyor. Deneyimli isim Tom Robbins. Saran Lorient'da oynuyor. Fransa Lig 1'inde. Yani baktığımızda yurt dışında oynayan Rafael Kökers ve Robbins dışında bir de Almanya'da Nick Brown'u görüyoruz. Belçika takımında genelde Belçika'da oynayan oyuncular ağırlıkta. Şenol. Görkem yükseldi atış toparlarda. Görkem Biçer. Farkı tekrar 5'e çıkarmayı başarıyoruz. Eksik oynuyoruz hali hazırda. Çok önemli bir avantaj dedik. Bu arada hakem Sinan'ın bir uyarısı var. Daha doğrusu hakeme bir müdahalesi var. Oyuncu değişikliği sırasında bir problem yaşandığını ve anladığım kadarıyla Okan Halay'ın tepkilerinin ağır kaçtığı düşüncesinde hakemler yine masa hakemi İskender Askarov'un yanında
Evet, maalesef fazla oyuncu oynattığımız için 2 dakika cezası Can Çelebi. Daha da eksik oynayacağız. 2 kişi eksik oynayacağız. Namık Dalga kıran görüntüye yansıdı bu arada. O da teknik ekipteki yeni isimlerden Namık Hoca. Maalesef az önceki oyuncu değişikliği sırasında, daha doğrusu golü attıktan sonra fazladan bir oyuncu dahil oldu. Ve yine 2 dakika cezası aldı sporcularımız. Debüle golü atıyor. Kolay bir fırsat yakaladılar tabii 4 kişilik savunma üzerinde. Belçika Debüle ile golü buldu. Durum 9-5. Farkı 4'e indiriyor Debüle. Ali İbrahim Öztürk oyunda. Yakup Yaşar da yine oyuna girdi. Kaleyi yine boşalttık. Tabii 2 kişi eksik oynuyoruz. Pivotsuz bir hücum yapacağız. Ali İbrahim. Cemal Kütahya tekrar elin. Yakın savunması var Brown'un. Yakup Yaşar üzerinde. Bu arada Alperen boş kaldı ve gol attı. Alperen Bektaş golü atıyor. Farkı 5'e çıkartıyor milli takımımız. Bomboş pozisyon, top ağlara gitti. Kobe Serras ilk golünü atıyor. Eksik oynadığımız bu dakikalarda tabii savunmayı istediğimiz gibi yapamadık. İzliyoruz. Debüle boş kalan Serras'ı gördü. Serras da golü attı. Durum 16 ve fark 4'e indi yeniden. Yine yakın savunması devam ediyor Brown'un, Yakup Yaşar Simser önünde. Uğur Erceylan oyuna girdi. Pivotta eksikliğimizi tamamladık ama yine kaleyi boşaltıyoruz. Ali İbrahim'in pası elinden kaçırdı Uğur. Alan ihlali. Serras'ın 6 metre yayı içerisinde topa müdahalesi bizim için bir şans oldu. Yakup Yaşar zorladı ve gol attı. Yakup Yaşar Simser. 11-6. Fark 5. Bu arada müthiş bir kurtarış. Yunus Özmusul'dan. Hızlı hücumla golü bulmaya çalıştılar ama Yunus Özmusul gibi bu duvara çarptılar. Hücum bizim. Fark 5 sayı ve farkı 6'ya çıkarma şansı. Biraz daha sakin olalım. Bu gol gelmedi. Neyse ki Brown'un atışında bomboş pozisyonda Yunus Özmusul ayağıyla çıkardı. 11-6'lık üstünlüğümüz var. Özgür şimdi çaprazda. Bıraktı Ali İbrahim Öztürk. Yerde kalıyor Ali İbrahim. Lejyonerlerden biri yine Ali İbrahim. Metalurg'da, Makedonya'da top koşturuyor. Özgür de Suudi Arabistan'da Mutar forması terletiyor. Şimdi Ali İbrahim. Yerde pasif yarısı var. Hatamız için. 3 pas hakkı. Ali İbrahim, kaleyi görmemiz lazım artık. Top kaybı. Hızlı hücum şansı yakaladılar ama neyse ki Yunus Özmusul o koşuyu tamamlamadan Brown'dan önce topa ulaştı. Özgür Sarak pası Yakup Yaşar. Biraz daha sakin olsak daha verimli kullanabiliriz bu hücumları. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. 11-6'lık üstünlüğümüz var. Son 5 dakikada sadece 3 gol imkanı buldu Belçika. Bizler de 3 gole imza attık. Bu arada top kaybı Özgür Sarak'tan. Hücum Belçika'nın. Debüle boş kaldı. Debüle bomboş pozisyon ve toparlarda. Basit bir hata kalemizde golle sonuçlandı. Fark 4'e indi ve mola geliyor. Bu gol sonrası molayı kullanıyoruz. Debüle de toplamda 2. golüne imza attı. Köters, Debüle ve Kostić. 2'şer gol. Serras 1 golle Belçika takımında öne çıkan isimler. Milli takımımızda Alperen Pektaş ve Yakup Yaşar Simser'in 3 golü var. Şu ana kadar geçen 20 dakikaya aşkın bölümde. 2 golü olan Cemal Kütahya ve birer golle Görkem Biçer ve Şenol Boyar. Ayrıca Yunus Özmusul da, kalecimiz de kaleden kaleye bir gol kaydederek skora katkı yaptı. Kurtarışlarıyla da yine aynı şekilde önemli bir
skor katkısı üstleniyor Yunus Özmusul. Özgür burada elinden çıkartamadan Robbins araya girdi. Sonrasında De Bully bomboş kaldı ve gol attı. Tribünler görüntüye yansıyor. Kastamonu'dayız. Merkez spor salonunda. İlk milli mücadele, ilk milli mesai ve Kastamonu'lar gerçekten tribünü tıklım tıklım doldurmanın dışında koridorları da yine boş bırakmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Hücum bizim, mola sonrası. 11-7'lik üstünlüğümüz var. Fark 4 sayı. 5'e çıkarma şansı. Atilla zaman bıraktı Ali İbrahim. Özgür Sarak şimdi çaprazda. Pası Ali İbrahim yine. Bir faul düdüğü geldi bu arada. Hücumun doğru yerden hareketlenmesini istiyorum maçın hakimi. Atilla Zaman. Yakup Yaşar ama kaleciden döndü. Kaleci Kevin Siro ilk kurtarışına imza attı. Bu arada Robbins, Özgür. Ayağıyla müdahale ve çok şanssız bir an yine Özgür Sarak. Oynayacağız. Beş kişilik savunma. De Bully, Robbins atış toparlarda. Eksik oynadığımız dakikalarda birer gol bulmayı başarıyor Belçika ve şu ana kadar sektirmediler. Farkı 3'e indirmeyi başardılar. İzliyoruz Robbins'in golü. Üçüncü sayısına imza attı. Deneyimli isim Tom Robbins. Kaleyi boşalttık yine bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Brown'un yine bir yakın savunması var Yakup Yaşar Simser önünde. Cemal Kütahya pası Ali İbrahim. Ali İbrahim kendine gitti ve gol attı. İlk golünü atıyor Ali İbrahim Öztürk. De Bully. Selas. Orada Brown golü buldu. İlk golünü atıyor. Bak tekrar 3'e indi. Eksik oynadığımız bu anda yine kolay geldiler. Kanatta boşluğu değerlendirdiler ve durumu 12-9 yaptı Belçika. Golün tekrarını izliyoruz. Yine kaleyi boşaltıyoruz bu arada bu hücumda. Cemal Kütahya oyunda. Ali İbrahim. Atilla. Ali İbrahim. Kalemiz boş. Cemal. Sol kanatta Alperen Açı düzeltti ama kaleciye çarpan top yüzüne geldi. Kevin Siro için çok sert bir top. Umarız ciddi bir şey yoktur. Tabii bu durum bir sarsıntı yaşamasına sebep oldu. Tekrarını izliyoruz. Alperen'in atışı ve sonrasında Siro'nun tam burnunun üzerine geldi top. Kastamonu taraftarlar Belçikalı kaleci Siro'yu alkışlıyor. Neyse ki devam edebilecek durumda. Ciddi bir şeyi yok gibi görünüyor. Bir sarsıntı yaşadı. Fark 3'te kaldı. Yine eksik oynuyoruz. Eksik savunma. Son 15 saniye var. Özgür Sarak'ın cezasının dolmasına. Seras. Robbins pası. Delpir golü attı. İlk kez süre aldı. Delpir. Atomix'te oynayan genç isimlerden biri Belçika'da. Robbins'le paslaşmaları sonuç verdi ve pivotta bomboş kaldı Luis Delpir. Farkı 2'ye indiriyor Belçika. İlginçtir. Biz bu geçen 4 dakikalık bölümde gol atamadık. Onlar bu 4 dakikada 4 gol buldu. Farkı 2'ye indirmeyi başardılar. 6 sayılık avantajdan 2 sayılık avantaja kadar düştü milli takımımızın avantajı. Son ilk yarıda 6 dakikalık bölümüne girdik. 12-10'luk üstünlüğümüz devam ediyor. Ali İbrahim atışı kalecide kaldı. Kaleci Siro gole izin vermedi.
Williams. Serras atış topu ağlarda. Hiç bekletmeden uzaktan denedi Serras. Farkı 1'e kadar indiriyor Belçikalılar. Golün tekrarını izledik. Serras'ın ikinci sayısı. Bu arada kalede Coşkun Göktepe olacak. Ceza sonrasında bomboş pozisyon Atilla. Atilla zamanı ilk golünü atıyor. Farkı 2 çıkartıyoruz yeniden. Serras'ın pası, Brix'in şutu ve gol. Pierre Brix sağ kanatta. İlk kez eksik oynamadığımız bu dakikalarda gol bulmayı başardılar. Savunmamız aksamaya başladı bu kesin. Tabii 2 dakika cezalarının da etkisi var. Burada son 5 dakikaya giriyoruz. 13-12'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Belçika karşısında. Ali İbrahim, Cemal Kütahya, iyi fake. Atilla'ya gelmeden savunma araya girdi. Ali İbrahim boşluğu buldu. Alperen'e bıraktı. Alperen arçıyı düzeltti. Bir tata denemesi ve gol. Çok güzel bir gol attılar. Kanat oyuncuları Tata'yı yaptı ve golü buldular. Görkem Biçer golü attı. İzliyoruz burada. Alperen boş kaldı. Açıyı düzeltir düzeltmez pasını aktardı. Orada Görkem Biçer. Atışı yapan isim ve durum 14-12. Fark tekrar ikiye çıkarmayı başarıyoruz. Kaleyi boşalttı bu arada. Belçikalılar 7 kişilik hücum yaptılar ve golü buldular. Serras görüntüde. Coşkun Göktepe tabii şanssızlık tam da kurtarmak üzereydi. 7 kişilik hücum yine gol getirdi Belçika'ya. Yakın savunma devam ediyor. Yakup Yaşar önünde Rob Eren var. Cemal Kütahya yükseldi. Alperen. Alperen kendi gitti ama 7 metre kararı geldi. Orada bir müdahale. Luis Delpier'den. Maçtaki ilk 7 metreyi kazanıyoruz. Alperen Pektaş'ın yerde kaldığı pozisyonda Görkem Biçer çizginin gerisine ulaşacak. İlk 7 metre atışında bakalım nasıl değerlendireceğiz. Tabii Kevin Siro çok size'lı bir kaleci. Ve golü atıyor Görkem Biçer. Bak tekrar 2'ye çıkarmayı başardık. 15-13. Son 3 dakika ilk yarıda. Samet Kamberoğlu sol kanatta oyunda. Bu dakikalarda Alperen Pektaş yerine genç oyuncu da yine savunmadaki genç isimlerden biri süre almaya başladı. Serras, Robbins, Uğur Erceylan'ın müdahalesi. Kostić hareketlendirdi tekrar. Delpier oyunda. Robbins, Serras'ın atış topu ağlarda. Yine istediği müdahaleyi yapamadı. Coşkun Göktepe. Şanssız an. Farkı bir indirmeyi başarıyor yeniden Serras. Sol kanatta Samet Kamberoğlu top bekliyor. Ali İbrahim pası Cemal Kütahya çaprazda. Açıyı düzeltti ve gol açtı. Cemal Kütahya 3. golü kaydetti. Fark tekrar 2 sayıya çıktı. Cemal Kütahya da Skoyeva'da, Romanya'da top koşturan bir isim. Golün tekrarını izliyoruz. Plajetbol milli takımımızın da kaptanı aynı zamanda Cemal Kütahya. Kaleyi boşalttı. Yine 7 kişilik hücum yapıyor Belçika. Sağ kanat. Brix. Robbins. Delpier. Tekrar. Robbins Serras'la paslaştı. Delpier çaprazda pasını aktardı ve ayakta bir müdahale. Uğur Erceylan görmedi. Neyse biz bu set hücumuyla da golü bulabiliriz. 16-14'lük üstünlüğümüz var. Farkı 2'de tutmayı başardık. Eren'in yakın savunması devam ediyor. Yakup Yaşar Simser önünde. İlk yarıda son 1 dakika 10 saniye. Ali İbrahim. Pası Atilla döndü. Atış topağlarda. Zor pozisyonda. Atilla zaman ikinci golü kaydetti. Farkı 3'e çıkardı.
Biraz daha rahat bir şekilde soyunma odasına gitmek istiyoruz tabii. Kaleyi yine boşalttı Belçika. Yine 7 kişilik bir hücum yapıyor, risk alıyorlar. Son 50 saniye ilk yarı için. Robbins. Seras tekrar Robbins. Derpir. Robbins kaleye baktı. Seras'ın atışı. İlk kurtarışını yapıyor Coşkun Göktepe. Orada bir Belçikalı oyuncuya temas ettiğini söylüyor Coşkun Göktepe ama olmadı. Topu kenardan hareketlendirdi Belçikalılar. İlk yarıda son 20 saniyeye girdik. Derpir ve hücum faul kararı geldi. İlk hücum faul. Biz kazanıyoruz. Son 10 saniyeye girdik ilk yarıda. Golle dönelim. Soyunma odası. Bakalım 4 sayılık bir avantaja gidebilecek miyiz? Olmadı. Kalecinin kurtarışı ve sonrasında Coşkun Göktepe de gole izin vermedi ve ilk yarı sona erdi. 3 sayılık avantaja gidiyoruz soyunma odasına. 17-14'lük skor üstünlüğü milli takımımızda. Aslında daha üst seviyede bir skor avantajı olabilirdi. Hatta bunu da yakaladık. 6 sayılık bir fark yakaladık ama olmadı. İlk yarıda 17 gol attık. Kalemizde 14 gole izin verdik ve 3 sayılık bir avantajla soyunma odasına gidiyoruz. İlk yarı skoru Türkiye 17, Belçika 14 ve ikinci yarıda tekrar bekliyoruz. Dezavantajı var ve bunu da avantaja skorda yansıttık ama ilk yarı itibariyle 6 sayılık bir avantaj yakalamamıza rağmen sonrasında özellikle ilk yarının son 5-6 dakikalık bölümünde hem savunmada istediğimizi ortaya koyamadık hem de hücumda da golleri bulamadık. Ve bu durum onların farkı bir sayıya kadar indirmesine, maça tekrar ortak olmasına yol açtı. Ve sonuç olarak bizler de canlanmak için biraz daha agresif bir hücum ve nispeten de onların 7 kişilik hücum yapmasına zorlayarak üst seviyede bir performans ortaya koyduk. Farkı 3 sayıya çıkardık. Son bölümde ilk yarının son anlarında 4'e çıkarmaya da yine yaklaşmıştık ama olmadı. Olsun, 3 sayılık bir avantaj. Yine Belçika'ya hem oyun hem de kadro kalitesi anlamında daha üstün olduğumuzu gösterdik. Skora da bunu yansıtabilirsek ikinci yarıda, ilk yarıdaki basit hataları yapmasak muhtemelen daha farklı bir skorla galip gelmeyi başaracak A milli erkek handbol takımımız. İlk yarının skorerlerine baktığımızda 3'er golle öne çıkan Alperen Pektaş, Görkem Biçer, Yakup Yaşar Simsar ve Cemal Kütahya'ydı. Diğer yanda 4 gole engel olamadık. Seras kalemizde 4 gol buldu. Bu arada Kastamonu Belediye'nin kadın handbol takımı oyuncuları da tribünde yerlerini aldılar. Dün onlar da Anadolu Üniversitesi karşısında bir lig mücadelesi ortaya koymuştu. Milli takımımız maçlarını izlemişti. Onlar da jest yaparak bu maçı es geçmiyorlar. Kübra Sarıkaya ve arkasında tabii Kostika Buçeski'yi görüyorum. Bunun dışında Kastamonu Belediyeli oyuncuların da maçı tribünde takip edip milli takımımızı yalnız bırakmadığını tekrar ifade edelim sayın seyirciler. Tribünler dolu. Kastamonu Merkez Spor Salonu 2700 kişilik kapasiteli bir salon ama ben bir göz kararıyla baktığımda 3500 kişilik bir grup görebiliyorum. Ses yoğunluğunda da bunu görebiliyoruz. Koridorları bile doldurmuş vaziyette Kastamonu'nun handbol severler. Ve milli takımımızı bu mesaide yalnız bırakmıyorlar. Protokol tribünü görüntüde. Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç yanında Kastamonu Belediye Başkanı Galip Bidinlioğlu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Hakkı Köylü ve Kastamonu Milletvekili orada. Kale arkasındaki yoğunluk görüntüye yansıyor. Bunun dışında Kastamonu Valisi Avni Çakır da yine tribünde. Protokolde de İlçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları da yer alıyor Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda. İlk yarıda 17-14 skor. Bu skoru, skor avantajını daha da üst seviyeye çıkartabiliriz. İlk yarı itibariyle birçok kez fırsat yakaladık. Hatta 6 sayıya da çıkartmıştık farkı ama istediğimiz skor üstünlüğü bu değil tabii. Seras demiştik. 4 gole imza attı. Sahanın en skorer ismi oldu ilk yarı itibariyle. İlk 30 dakikada Robbins ona 3 sayıyla eşlik etti. Kostic, Debüle
ve Briggs ikilisi, üçlüsü de onlar da ikişer gole imza atarak skor katkısı yaptı Belçika'ya. Ve baktığımızda eksik olan Belçika kadrosu buraya gelmeden önce COVID-19 salgını dolayısıyla etkilendiğini söyleyebiliriz. 13 kişilik kadroyla buradalar. Deneyimli ve önemli isimlerin büyük bir kısmını Belçika'da bıraktılar. Maç öncesinde de yeni mesleğiyle bunun farkında olduğunu ve milli takımın kadro kalitesi anlamında daha üst seviyede olduğunu ifade etti. Hatta buradan bir beraberlikle ayrılırsak mutlu olacağız ifadesini kullandı. Umarız da eli boş göndereceğiz Belçika'yı. Üçüncü mücadelede 2023 Handball Erkekler Dünya Şampiyonası birinci eleme turu üçüncü maçında millilerimiz ikinci galibiyetini imza atacak. Yunanistan deplasmanındaki o mağlubiyeti telafi edecek. Okan Halay görüntüde ilk resmi mücadelesinde ikinci yarı başladı. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. İlk yarı skoru 17-14'tü. Bu arada oyun duruyor. Zeminin temizlenmesi için maçın hakemi Tomas Barizas ve Povilas Petrusis. Maçın hakem ikilisi. Kale arkasından gelen bazı maddeler olabilir tabii, bilemiyorum. Onun da etkisiyle zeminin temizlenmesini istedi. Maçın gözlemcisi de Azerbaycan Handbol Federasyonu'ndan İskandar Askarov sayın seyirciler. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Bizde de eksikler var demiştik. Aslında bu mücadele öncesinde değil, sezon başında da Doruk Pehlivan'dan yoksun bir şekilde başladı milli takımımız. Ve aynı zamanda Baran Nalbantoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla uzun bir süre sahalardan uzak kaldığını ifade edelim. Ve şimdi tekrar oyuna dönelim. Kalesi boş. Yine 7 kişilik hücum yapıyor Belçika. Debüle bıraktı. Robertson atışı. Kaleci Coşkun'da kaldı. Kaleci Coşkun Göktepe kaleyi boş gördü ama risk almadı. Kaleden kaleye bir şut gelmedi. Ali İbrahim, onun pası Can Çelebi. Can Çelebi iyi döndü atış toparlarda. Oyun duruyor bu arada. 2 dakika cezası Jil. Belçika eksik oynayacak. İzliyoruz. Burada Yoris Jil müdahalesi. Golü önleyemedi. 2 dakika cezası alıyor Belçika'da. Ve eksik oynuyorlar. Farkı 4'e çıkarmayı başardık. Şimdi kaleyi yine boşalttılar ama bu kez 6 kişilik hücum yapmak için boşalttılar. Robbins. Kostic. Serras. Debüle. Robbins tekrar Debüle. Paul. Can Çelebi ve Cemal Kütahya arasında kalmıştı. Robbins uyarı geliyor. Cemal Kütahya'nın müdahalesi için maçın hakemi uyarıda bulundu. Umarız 2 dakika cezası kolay gelmez. Serras bıraktı Debüle. Bu arada pasif yarısı var. Debüle kendi gitti ama hatalı yürüme yaptı. Hatalı yürüme. Top milli takımımızda. Hücum bizim. Eksik oynuyorlar hali hazırda. Can Çelebi. Ali İbrahim ve sete dönüyoruz. Hızlı hücum şansını değerlendirmedik. Hali hazırda 5 kişilik savunma karşısında daha kolay bir gol bulabiliriz. Şenol, Cemal Kütahya, Samet Kamberoğlu, Halil, çapraz geçişler, Ali İbrahim tekrar, Cemal, Samet ilk hücum ama direğe geçemedi Samet Kamberoğlu. İlk gol imkanı Samet Kamberoğlu adına olmadı. Hazırda cezası devam ediyor. Yoris Jil'in eksik oynamayı sürdürüyor Belçika. Fark 4 sayıda kaldı. Kaleyi yine boşalttı konuk ekip. Robbins Serras'la paslaştı. Debüle. Robbins'in pası Kostic. Kostic pivotta çok kolay bir gol buldu. Farkı 3'e indirdi Belçika. Eksik savunma şimdi son buldu Belçika adına. Bu da
Az önce Kostić'in attığı gol. Kostić de üçüncü golüne imza attı. 6 kişilik savunma var Belçika'da. Görkem, Şenol, Uğur, çapraz geçişler, atış Cemal'den, kaleciden döndü. Ama alanda bir müdahale. 6 metre yayı içerisinde oyuna girer girmez Joris Gil müdahalede bulundu ve hücum yine bize geldi. Şenol. Uğur bıraktı. Samet yine çapraz geçişler. Gökhan. O da Şenol. Ali İbrahim'le atış topağlarında. Bir an Görkem Biçer'le Ali İbrahim arasındaki o farkı tutturamadık. İzliyoruz Ali İbrahim'in pası. Sonrasında Şenol Boyar ve Ali İbrahim'i tekrar boşluğu buldu. Daha doğrusu çok iyi yükseldi ve gol attı. Fark yeniden 4'e çıktı. Brix, Seras. Yine kaleyi boşalttılar bu arada. Yeni kişilik hücum yapıyorlar. Debüli, Robinson pası, Uğur. Orada bir müdahale var. Kasıtlı bir ayakta müdahale değil. Sadece hücum Belçika'nın. Herhangi bir 2 dakika cezası gelmedi neyse ki. Robbins, Debüli, Cemal müdahaleyi yaptı. Seras. Robbins ile paslaştı. Debüli. Robbins kaleye baktı ama dışarı gönderdi. Tom Robbins. Görüntüye yansıyor. Fransa'da Sarang Norian forması terletiyor. Dediğimi isim. Fransa'da top koşturan iki isimden biri. Rafael Köpters. O da İsveç'te top koşturuyor. Bu arada pivotta bir oyuncu değişikliği var. Atilla oyuna girdi. Daha doğrusu biz de 7 kişilik hücum yapmaya başladık. Kaleyi boşalttık. Uğur Erceylan şimdi topla buluştu. Risk alıyoruz bizlerde. Ali'nin ayağı kaydı. Cemal Kütahya kaleye baktı ve gol attı. Şans sağlı bizim için. Çünkü orada Debüle'ye çarpan top neyse ki ivme kazandı ve sonrasında Kevin Sirol'un bu kurtarış yapmasını engelledi. Gol Cemal Kütahya. Cemal de 4. sayısına imza attı. Takımımızın en skorer ismi oldu. Bu arada oyun duruyor. Maçın hakemi Thomas Barisas. Orada zeminde bir sıkıntı var. Oyun durdu bu dakikalarda. Fark 5 sayı. İkinci yarıya daha iyi başladık diyebiliriz nispeten ama tabii istediğimiz skor bu değil. Kolay goller yiyoruz. Belçika karşısında bu kadar kolay gol yemememiz lazım. Çünkü savunmayı dirençli ortaya koyarsak üst düzey bir fark yakalayabiliriz. Diğer maçlara da daha olgun, daha üst seviyede umutla bakabiliriz. Debüle, Robbins. Oyun durdu yeniden. Yine 7 kişilik hücum yapıyorlar. Kaleyi boşalttılar. Kostiç'e gelmeden müdahale. Alan ihlali yine Jile'den ve top bizim. Oyuncu değişikliği oldu. Atilla yine oyuna girdi. Kaleyi boşalttık. Şenol Boyar da merkezde. Şimdi top çeviriyor. Cemal Kütahya ile paslaştı. Ali İbrahim. Atilla boş kaldı ama kaleci geçemedi bu arada 7 metre kararı. Kostić'in müdahalesi formadan çektiği yönünde maçın hakeminin beden dilinden anladığımız kadarıyla izliyoruz burada Kostić ve Atilla kaleciye geçemedi ama 7 metre kararı geldi. Yine Görkem çizginin gerisinde. Maçtaki ikinci 7 metre Görkem kullanıyor ve gol atıyor.
Farkı 6'ya çıkarmayı başardık yeniden. 21-15'lik skor var. Görkem'in ikinci 7 metre golü, toplamda 4. sayısını kaydetti böylelikle Görkem Biçer. Robbins, Serras, Robbins merkezde, Can'ın ayağı kaydı. Bu arada top kaybı. Kale boş. Dediğim anda bir ayakla müdahale kararı var. Lejon Belçika'nın. Robbins, Serras'la paslaştı. Ebili kaleye baktı ama Coşkun atış dışarıda, dediğim anda yine bir 7 metre kararı var. Coşkun'un kurtarışı da etkiliydi ama ikinci atışta 7 metre kararı geldi. İlk kez 7 metre çizgisine gelecek Robbins bu mücadelede. Belçikalılar ilk 7 metre atışını kullanacak. Yunus Özmusul kaleyi devraldı Coşkun Göktepe'den. Durum 21-15, fark 6 sayı. Robbins çizginin gerisinde. Robbins'in atış topu ağlara gitti. Belçika farkı tekrar 5'e indiriyor. Robbins'in ilk 7 metre atışı tekrar görüntüye yansıdı. Mola toplamda 4. sayısını kaydediyor. Kaleyi yine boşalttı milli takımımız. İki pivotla oynuyoruz hücumda. Şenol Boyer. Oyun durdu bu arada. Bir faul var. Ağlarla buluşan top gol geri kazanmadı. Halil. Uğur'la paslaştı. Halil yükseldi. Atış yaptı ve müthiş bir gole imza atıyor. Ali İbrahim Öztürk. Tribündeki izleyenler de bir an nefesini tuttu. Gol oldu mu olmadı mı birbirlerine baktılar. Ama Ali İbrahim skoru bulmayı başardı. Farkı tekrar 6'ya çıkartıyor Ali İbrahim Öztürk. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Kaleyi boşalttı Belçikalılar. 7 kişilik hücum yapıyorlar. Robbins oyun durdu. Uğultudan dolayı maçın hakeminin düdüğü de duyulmuyor gerçekten. Yapılan fauller sonrası Robbins, Gebile, Belçika milli takımı molası bu uğultudan dolayı hala hazırda masadaki tepkiler de yansımadığı için, daha doğrusu hakemlere ulaşmadığı için mola kararı da biraz geç geldi. İkinci yarının ilk molasını Belçikalılar kullanıyor. Kale arkasındaki Kastamonulu handball severler görüntüye yansıyor. Kaleyi boşaltarak ilerledi şu ana kadar ikinci yarıdaki bütün hücumlar. Dörder gole imza atan Robbins ve Serras. Belçika'da öne çıktı. Bizde de Görkem Biçer'in 4 golü ve Cemal Kütahya'nın aynı sayıya ulaştığını söyleyelim. Debüle. Robbins. Serras'la paslaştı. Robbins yine merkezde. Uğur Erceylan karşısında. 3 oyuncu arasında kaldı. Faul düdüğü geldi. Geç de olsa faul düdüğü. Yine Robbins. Serras. Debüle merkezde. Yerde. 2 dakika cezası. Can Çelebi. 2 dakika eksik bırakacak takımımızı. Şimdi
eksik savunma yapacağız. Bu arada Can Çelebi üçüncü kez 2 dakika cezası aldığı için kırmızı kart gördü. Ve maçın bundan sonraki bölümünü tribünde takip edecek. De golü buldu bu arada konuk ekip. Jile'nin golü tekrar görüntüye yansıdı. Eksik oynuyoruz. Kalemizi boşalttık. Cemal Kütahya. Yakup Yaşar. Ali İbrahim. Yakup tekrar. Ali İbrahim merkezde. Kaleye baktı, direğe geçemedi. Dönen top Görkem'de kaldı. Görkem de aşırtmayı denedi, olmadı. Şans anı. Kevin Siro gole izin vermiyor. Can Çelebi görüntüye yansıyor. Debüle. Robbins. Eksik savunma. Milli takımımızda ama Görkem araya girdi. Görkem Biçer. Müthiş bir müdahale. Çizgiyi geçmeden iyi yükseldi ve yine bir pas arası yaptı. Tam da yine sol kanada doğru. Yani Eren'e doğru gelen bir pas da işte burada pas arası. Sonrası da Cemal Kütahya topla buluştu. E hücum bizim. Kaleyi yine boşaltıyoruz. Yaşar, Cemal, Samet dışarı geldi. Yakup Yaşar tekrar pasif yarısı var bu arada hatamız için. Yakup Yaşar çaprazda atış, kaleci ve 7 metre kararı var. Kevin Siro'nun kurtarışı öncesi bir müdahale. 3. kez çizginin gerisine geliyor. Görkem Biçer, fark 5 sayı. Tekrar 6'ya çıkarma şansı. Müthiş bir gol attı. Görkem Biçer özür diliyor kaleci Siro'dan. Kafasının tam sağından tekrar izliyoruz. Çok yakın geçti. Neyse ki bir kaza yaşanmadı. Fark 6 sayı. 23-17'lik üstünlüğümüz var. Görkem Biçer toplamda 5. golünü kaydetti. 3'te 3 yapıyor 7 metrelerde. Kroş başlat, forması terletiyor bu sezon Almanya, Bundesliga 2'de. Oyunda Marshall. Power düdüğü var. Genç bir oyuncu Louis Marshall. Vise'de oynuyor o da. Tekrar oyun hareketlendi, Jille hareketlendirdi. Marshall, Seras'la paslaştı. Jille... Seras, Depüle, tekrar Seras merkezde atış topu ağlardı. Boşluğu iyi gördü Seras. Toplamda da bu Seras'ın 5. golü. Sahanın en skorer ismi Seras ve Görkem Biçer oldu. Durum 23-18, fark 5'e indi yeniden. Kaleyi yine boşalttık. Ama Coşkun Göktepe... Tekrar kaleyi devraldı. Yakup Yaşar. Görkem. Cemal, Samet çapraz geçişlere devam ediyoruz. Çapraz'a şimdi Yakup Yaşar zorladı ve golü atıyor. Tekrar fark 6 sayı. Yakup Yaşar Simser kendisinin 4. golünü kaydetti. Durumu 24-18 yaptı. Bu gol farkı tekrar 6'ya çıkardı. Seras, Marshall, Debüle merkeze koşu yaptı tekrar Louis Marshall. Tribünden
Uğultu. Marshall Seras sağ kanat. Briggs. Golü atıyor. Sanki bir adımlama noktasında 6 metre yayına bastı gibi geldi ama bakalım. Son bir adım aldığında hatta adımlama hatası yapmış gibi görünüyor ama bu gol geçerli. 24-19 oldu. Fark 5'e indi yeniden. Maçın da 4'te 3'lük bölümü geride kalmak üzere. Üstünlüğümüz devam ediyor. Belçika karşısında. Samet merkezde Halil. Ali İbrahim Görkem için zor bir top. Geriste kaldı bu arada. Faul. Faul yapan Marshall. Top bizim. Yine sert bir müdahale Marshall'dan. Bayrakları görebilir miyim bütün bayrakları? İzmir marşıyla bayrakları görüyoruz. Pasif uyarısı geldi bu arada. Milli takımımızın hata için Halil İbrahim atışı blokta zayıfladı. Sonrasında kalecinin müdahalesi. Elimiz boş dönüyoruz bu atakta. Debülin. Seras boşluk ama Coşkun. Ayakta müdahale geldi. Sonrasında Coşkun'dan dönen topta Halil İbrahim'in teması. Oyunun doğru yerde hareketlenmediğini söylüyor maçın hakemleri. Marshall. Tekrar oyunu hareketlendirecekler. Marshall merkezde. Jile bıraktı. Seras, Debüle. Uğur'un müdahalesi. Orada bir faul düdüğü. Maçta son 14 dakika. 5 sayılık avantajımız var. Marshall. Debüle. Pasif yürüsü devam ediyor. Debüle. Seras atış topağlarda. Çok kritik bir anda golü bulmayı başardı Belçika Seras'la. Seras da 6. golünü kaydetti. 7 metre atışı yok. Ve sahanın en skorer ismi oldu. Tam da pasif yarısı bitmek üzereydi bu gol öncesi. Kritik bir an golü buluyorlar. Farkı 4'e indiriyor Belçika. Yakup Yaşar. Cemal Kütahya zorladı. Müdahale var Marshall'dan. Yakup yine merkezde. Samet'in pası Halil. Şimdi Görkem. Onun da pası diyeceğim anda çok sert bir şekilde yerde kaldı. Müdahale faul. Neyse ki ciddi bir şey yok. Bençimiz görüntüye yansıyor. Okan Alay. Yardımcıları Aydın Aydın'la Namık Dalgakıran ve İbrahim Demir'le beraber. Pasif yarısı şimdi bizim atağımız için Cemal zorladı. İki oyuncu arasında. İki dakika cezası Debüli. Eksik oynayacak Belçika. Savunma karşısında bunu avantaja çevirmemiz lazım. Fark 4 sayı. Ozan oyunda bıraktı. Yakup onun elinden çıkarttığı topta bir neyse ki basit bir hata gelmedi. Faul uyarısı geldi. Ozan Erdoğan Cemal'le paslaştı. Atilla Zaman onun öncesinde Yakup Yaşar'ı gördü. Kanatta Samet için zor bir top. Yakup Yaşar ve 7 metre. Karar 7 metre. Eksik oynayan Belçika karşısında hücumda aksamaya başladık. Bir türlü son bir oyuncuyu bulamıyoruz. Boşta kalan oyuncuyu bulup ona göre kolay bir gol imkanı yakalamamız lazım bu durumda. Eksik oynayan Belçika karşısında. Van Hove kaleye geçti. Kevin Siro yerine. Görkem Biçer 4. kez çizginin gerisinde. Görkem kaleciyi geçemedi. Van Hove.
aslında şansının da yardımıyla bu kurtarışı gerçekleştirdi. Çünkü atışı aşırtma denemişti. 7 metre atışlarında 4'te 3 yapıyor Görkem Biçer. Eksik savunma ve sonrasında eksik hücum. Kaleyi boşalttılar. Marshall, Jile, Seras, Robbins tekrar Marshall şimdi çaprazda. Yerde kaldı, faul. Maçta son 11 dakikalık bölüme girdik. Marshall kaleye baktı ama coşkunu geçemedi. Bu arada Ozan kendi gitti, o da 7 metreyi kazandırdı. Bir 2 dakika cezası gelecek bu yerde kalan iki oyuncunun ardından. Sağlık ekibi de hemen oyun alanına girdi izin almadan. 2 dakika cezası alıyor Pierre Brix. İki kişi eksik oynayacak 22 saniye boyunca Belçika ve bu arada 7 metre çizgisinde Samet Kamberoğlu var. Panofe yine kalede. Samet Kamberoğlu. Samet Kamberoğlu. İlk golünü atıyor maçta. Farkı 5'e çıkartıyoruz. Son 10 dakika kala. 7 metre atışının tekrarı. Eksik hücum. 5 kişilik hücum yapıyorlar. Kaleyi de boşalttılar bu arada. Jile. Robbins. Paul. Marshall. Uğur var karşısında. Robbins. Cemal müdahale yapan isim. Pasif yarısı var bu arada Belçika atağı için. Marshall'ın inanılmaz hatası. Top bizim. Marka 6'ya çıkarma şansı son 10 dakika kala. Mola geliyor. Molayı alan milli takımımız oldu. Okan Alay mola hakkını kullanıyor. Yardımcıları Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve kaleci antrenörü İbrahim Demir. Yeni bir ekip. A milli erkek handbol takımımız adına yeni bir sayfa. Ve ilk galibiyetimiz için son 10 dakika. Resmi maçlarda ilk mücadelesine çıktı Okan Alaylı bu takım. Romanya karşısında iki hazırlık maçı, daha doğrusu bir özel turnuva organizasyonu olacaktı. Ama İsviçre ve İran milli takımlarında yaşanan COVID-19 vakaları dolayısıyla turnuva sadece milli takımımızda Romanya arasındaki hazırlık mücadelesine dönüştü. Bir diğer yanda tabii Kosova ile Yunanistan karşı karşıya girecek akşam saatlerinde. Bu maçın sonucuna göre de tabii 3. hafta maçlarını kapattıktan sonra tablo şekillenecek. Bizim için önemli olan tabii 8 Ocak'taki Belçika deplasmanında alınacak galibiyet. Sonrasında 12 Ocak'ta Kosova deplasmanında alınacak önemli 2 puan. Ve ardından final aşamasında 16 Ocak'ta Aksaray'da Yunanistan'ı ağırlayacağız. Ve bu maçı artık grup liderliği anlamında görmek ve ona göre de bir galibiyet almak istiyoruz Yunanistan karşısında. Tribünler görüntüde. 10 dakika kaldı. Fark 5 sayıya çıktı. Şimdi 6'ya çıkarma şansı. Yakup Yaşar bıraktı. Cemal pası yerini bulmuyor. İstediği pası yapamadı. Cemal Kütahya ama Samet Kamberoğlu pas arası yaptı. Samet kendi gitti ve gol attı. Samet 7 metreden sonra bu golü de atıyor. Farkı 6'ya çıkartıyor. Son 9 dakika kala. Pas arası. Sonrasında Samet kaleci müdahale edemedi. Ve Siron'un altından topu yine göndermeyi başardı Samet Kamberoğlu. Durum 26-20 oldu. Farkı 6'ya çıkartıyoruz. Son anlarda yine avantajımızı sürdürüyoruz. %71'lik bir şut etkinliğimiz var şu ana kadarki performansımızda. Marshall. Seras atışı ama Coşkun Göktepe'den müthiş bir kurtarış daha. Kale bomboş bu arada. Görkem
boş kaleye yuvarladı. Farkı 7'ye çıkardı. Bu golü aslında Coşkun Göktepe hak etti diyebiliriz. Kurtarışı yaptıktan sonra burada ayağıyla çıkardı. Sonrasında Görkem bomboş kaldı. Yakup Yaşar onu gördü ve boş kaleye yuvarlıyor. Farkı 7'ye çıkartıyor Görkem Biçer. Marshall, Depüle, Seras tekrar Marshall, çapraz geçiş yapıyor yine Belçika. Oyun durdu. Marshall bu dakikalarda hakemlere oynuyor. Netboldan ziyade hakemlerin farklı bir ceza vermesi için çabalıyor. Seras'ın pası Brix. Brix'in atış toparlarda. Sağ kanatta Pierre Brix. Farkı 6'ya indirdi. Son 8 dakika ve daha az bir zaman ve avantajımız devam ediyor Belçika karşısında. Ozan Erdoğan orta oyun kurucu mevkiinde top çeviriyor. Cemal tekrar Ozan. Ozan'dan kötü bir top. Yine basit bir hata ve top kaybı yaşadık. Debüle. Marshall. Oyun durdu. Seras. Robbins oyuna girdi bu arada. Debüle. Robbins. Seras. Pasif yarısı şimdi geldi. Debüle'nin atışı Uğur'da kaldı. Uğur Erceylan'ın bloğu. Debüle tekrar hareketlendirdi oyunu. Robbins'in atışı blokta zayıfladı. Sonrasında Coşkun Göktepe kavramayı başardı. Bu golü yemiyoruz. İyi bir savunma örneği gösterdi milli takım. 27-21'lik skor. Fark 6 sayı. Avantajımızı koruyoruz. Son 6 dakika kala. Ozan. Yakup Yaşar. Ozan bir tata denemesi olmadı. Yüksek bir top geldi Samet'ten. Samet için. Orada Seras atış toparlarda çok kolay bir gol yedik. Savunmaya dönemedik. Fark 5'e indi. İzliyoruz. Savunma yerini almadan Seras burada uzaktan deneyen şansını ve golü atmayı başarıyor. Orada biz de elimiz boş ayrılık Görkem Biçer. İstediğini yapamadı. Kostić kanatta ama Coşkun'u geçemedi. Çok iyi bir savunma örneği gösterdi aslında. Cemal Küçah yanında orada perdesi Kostić'in açıyı düzeltmesini engelledi. Alperen Arabacı oyuna giriyor. Görkem Biçer yerine sağ kanatta bu dakikalarda son 5 dakika. Fark 5 sayı. Bütün salon ayakta. Son 5 dakika kala Kastamonulu handbol severler ayakta izleyecek. Yakup Yaşar, Cemal'in pası, Atilla Zaman'ın atış toparlarda. Hayır, Alperen Arabacı. Alperen Arabacı 99 numaralı formasıyla bizi de yanılttı. Tabii burada güzel bir pas. Alperen boşluğu buldu ve farkı 6'ya çıkardı. İlk golünü atıyor. Amirli erkek handbol takımımız formasıyla ilk resmi maçta golle tanışıyor Alperen Arabacı. Debüle. Robbins. Seras yine boşluğu buluyor sağ çaprazda. Oradaki sorunu bir türlü çözemedik. Seras toplamda 8. golünü kaydetti. İzliyoruz. Son 4 ve maçta 28-23 üstünlüğümüz var.
Çapraz geçişler Atilla bıraktı. Alperen Arabacı, Yakup Yaşar yükseldi ama top dışarıda. Park 5 sayıda kaldı. Debüle pası Brix. Brix'in golü. Pierre Brix. Bu arada Uğur hücum faul bekledi burada. İzliyoruz. Hücum faul kararı gelmeyince Brix de boşluğu iyi değerlendirdi. Farkı 4'e indirdi Belçika. Son 3 dakika 15 saniye maçta. Ozan Erdoğan. Yakup Yaşar'la paslaştı. Çok kritik anlara giriyoruz artık. Mücadelede son 3 dakika. 4 sayılık avantajımız var ama kapanmayacak bir mesafe değil. Ozan. Yakup Yaşar çaprazda. Yakup Yaşar zor pozisyonda ve 7 metre. Bu arada 2 dakika cezası. Rafael Köters. Son anlarda eksik oynuyor Belçika burada. Yakup Yaşar. Tam da atış koluna müdahale ve itiraz gelmedi Köters'ten. Onun yerine itirazda bulunan Brix oldu. Samet yine çizginin gerisinde. Samet Kamberoğlu. 2'de 2 yapıyor. Kevin Siro. Çok uzun boylu bir kaleci olduğu için kafasına yakın bir top daha geldi. Buna benzer bir atışı Görkem de yapmıştı. O da özür diliyor rakibinde. Son 2,5 dakika maç için 29-24'lük üstünlüğümüz. Fark 5 sayı. Son anlarda artık eksik oynayan Belçika karşısında farkı daha da açmamız lazım. Howdy Duver. Son 2. Robbins bıraktı. Debüle. Çapraz geçişler. Serras tekrar. Robbins. Solda Kostic. Serras'ın merkezde atış topu ağlarda. Serras'ın atışlarına çözüm bulamadık. Şu ana kadar geçen sürede en skorer isim oldu. 9 golü var. Serras farkı tekrar bu golle 4'e indirdi. Kobe Serras. Bevo'da top koşturuyor. Hollanda'da. Benelux Ligi'nde. Cemal, Ozan, Yakup Yaşar tekrar Ozan, Ali İbrahim, 7 kişilik hücum yapıyoruz bu arada. Atış kaleciden döndü, Samet Kamberoğlu. Çok kritik bir gol aslında bizim için. Son 1 dakika kala fark tekrar 5'e çıkardık ama kaleyi de boşaltmıştık işin aslı 7 kişilik hücum yapmak adına. Burada kaleci gole izin vermedi. Siro ama dönen topta Samet Kamberoğlu gol atmayı başarıyor. Farkı tekrar 5'e çıkartıyor Samet Kamberoğlu. Durum 30-25. Mola geldi. Molaya alan Belçika oldu. Son mola hakkını kullanıyor. Konuk ekip. Önemli bir avantaj artık bundan sonra bu maçı vermemize imkan yok. Ya da puan kaybı için endişe etmeye gerek kalmıyor. Artık bundan sonraki maçlara bakmak gerekiyor. Deplasmanda 8 Ocak Cumartesi saat 21.15'te Belçika karşısında yine bir galibiyet arayacağız. Ve yine TRT Spor Yıldız'da sizlerle buluşturacağız. Bir diğer yanda 12 Ocak'ta Kosova deplasmanında ve 16 Ocak'ta Yunanistan karşısında Aksaray'da galibiyet arayıp grubu lider bitirmek istiyoruz. Yunanistan karşısında aldığımız 24-20'lik mağlubiyeti telafi etmenin yollarını arıyoruz. 17 günlük süreçte toplam 6 mücadeleye çıkacak millilerimiz ve bu kritik süreçte herhangi bir kayıp yaşamak istemiyoruz. Kıbrıs Rum kesimiyle de Avrupa Şampiyonası Playout eşleşmesinde 19 Ocak'ta ve 22 Ocak'ta İki maç oynayacağız. Rövanşlı mücadeleler. Bu maçlarda da galibiyet hedefliyor A milli erkek handbol takımımız. Okan Halaylı ilk resmi mücadelede ilk galibiyete çok yakınız. Son 40 saniyeye girdik. Robbins. Serras çapraz geçişler Belçika'da.
De Bruyne tekrar Sebas Robbins'le paslaştı ve elinden kaçırdı. Bu hücumu değerlendiremiyor Belçikalılar. Son anlar artık maçta. Uğur Erceylan. Bu arada biz de bir mol hakkını kullanıyoruz. Son mol hakkımız. 14 saniye var. Ve milli takımımızı şimdiden alkışlamaya başladı Kastamonu'lar. 30-25'lik skor var. Az önce Seras'ın hatası. Belki nazarımız değmiş olabilir çünkü elinden kaçırdı ve sonrasında Belçikalılar da son hücum hakkını değerlendirememiş oldu böylelikle. Milli takımımız için her şey yolunda görünüyor. 2023 Handball Erkekler Dünya Şampiyonası birinci eleme turundayız ve birinci grup ikinci galibiyetini birazdan hanemize yazdıracağız. Kalan son 19 saniyede tabii grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura ve sonraki eleme grubuna adlarını yazdırıyorlar. Çok uzun soluklu bir süreç 2023 Dünya Handball Şampiyonası. İsveç ve Polonya'nın ev sahipliği yapılacak. Umarız bir ilki gerçekleştirecek milli takımımız. Çünkü bizler büyük organizasyonlar anlamında istediğimiz sonuçları alamadık bir türlü. Ve bu şeytanın bacağını kırmak ve iyi bir, önemli bir organizasyona katılmak için bir fırsat olacak. Vola süresi sona erdi. Artık son siren sesini bekliyoruz. Son siren sesi öncesinde de son hücum hakkımızı kullanacağız. Yakup Yaşar, Ozan, Alperen Arabacı. Yakup Yaşar tekrar. Ozan atış, kalecide kaldı. Dönen top, istediğimizi yapamadık. Son atış, o da sonuçsuz kaldı ve skorda netleşmiş oldu. 5 sayılık farkla hanemize 2 puan yazdırıyoruz. Galibiyeti alıyoruz. Herhangi bir kaza yaşanmadı neyse ki. Favori olduğumuz bu mücadelede galibiyeti aldık. Ve gruptaki iddiamızı sürdürüyoruz sayın seyirciler. Kastamonu'ya teşekkür etmek gerekiyor. Ve bu galibiyette tribün desteğini arkasına alan milli takımımızda onların da desteğiyle güzel bir mücadele ortaya koydu. Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'ndaki ilk milli mesaide de herhangi bir kaza yaşanmadı. Ve 30-25'lik skorla kazanan milli takımımız oldu. Oyuncular birbirlerini tebrik edecekler. Aynı zamanda hakem ikilisi Thomas Marisas ve Movilas Petrosis de şimdi merkezdeki yerini aldı. Skoru yine paylaşalım. A milli erkek handbol takımımız 30, Belçika 25, maçın skoru 5 sayılık avantaj. Maçın başından bu yana hem skorer avantajını hem de kadro kalitesi anlamında üstünlüğümüzü koruduk. Ve hanemize 2 puan yazdırmayı başardık sayın seyirciler. Tribünleri alkışlıyor milli takımımız. Ve Can Çelebi özellikle tabii bugün 3 kez 2 dakika cezası alarak kırmızı kart gördü. Ve maalesef oyunun büyük bir kısmını tribünden takip etti. Belçikalı oyunculara da Kastamonulu organizasyon hediyelerle uğurluyorlar. Tribünler görüntüye yansıyor. Bugün hiç susmadı Kastamonulular. Merkez Spor Salonu'nda ve galibiyeti de hak etti aslında Kastamonu'da. Tribünleri alkışlıyor yine Belçikalılar da. Onlar da ellerinden geldiğince mücadele ettiler. Dediğimiz gibi Covid-19 vakaları dolayısıyla önemli isimleri buraya getiremediler kendi adlarını. Ve bu dar kadroyla ellerinden geleni yaptılar. Farkı bir ara bir sayıya kadar da indirmeyi başardılar. Maça neredeyse ortak olmak üzereydi Belçika ama takımımız ikinci yarıdaki performansla buna izin vermedi ve 2 puan hanesine yazdırarak toplamda ikinci galibiyetini aldı. 3. maçında 4 puana ulaştı. Milliler bundan sonra